Bu akü şarj etme işini çok iyi düşündük şerefsizim. Böylece döner sermayemiz de şarj oluyor. Şarj edilecek bir akü daha geldi amirim. Gelsin gelsin, koy şuraya. Parasını peşin aldın değil mi? Parasını peşin almaz olur muyum amirim ya? Önce para marş, sonra akü şarj. Gönder bakayım onu bana. Tanesi 10 milyondan 50 tane akü şarj etsek gecede 500 milyon eder. Elektrik de bedava. Hiçbir giderimiz yok. Ticari zekanıza hayranım vallahi amirim ya. Amir ya, amir ya. Yüce Rabbim amirimi gecede 500 milyon kazansın diye yaratmış. Maşallah ya. Tamam tamam, zevzeklik etme, hadi aküleri şarj at. Şarj amirim. Baş baş. Baş amirim. Allah kahretsin ya. Elektrikler de tam kesilecek zamanı buldu. Çok haklısınız amirim ya. Ama neyse ki mum var. Sakın korkmayın. Salak. Ben kendim için mi korkuyorum? Bu aküler nasıl şarj olacak? Hiç düşündün mü? Amanen. Onu hiç düşünmedim ya. Düşünsen ne olacak ki? Düşünce gücüyle mi şarj olacak aküler? Sen. Of. Ben ne şanssız adamım Allah'ım ya. Zaten ben de şans olsa sevdanım beni terk etmezdi. Siz hiç merak etmeyin amirim. Ben sizi hiç terk etmem ya. Acaba onu arayıp özür dilesem, gönlünü alsam beni affeder mi? Eder tabii ya. O da şimdi kesin telefon başında benim onu aramamı bekliyordur. Elektrikler gelsin, ondan sonra ararsınız amirim. Salak, elektrikler kesik, telefon kesik değil ya. Doğru ya. Çalıyor ama açmıyor. Belki duymuyordur amirim. Biraz daha yüksek çaldırsaydınız. Saçmalama. Belli ki açmıyor. Çok kızmış bana. Küsmüş. Of. Ya beni terk ederse? Ya bir daha hiç affetmezse? Ne yaparım ben ya? Ne yaparım? Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir film gibi programı daha başlıyor. İlk programda Sevda Hanım'ın hikayesini seyredeceksiniz. Bu Sevda Hanım'ın öyküsü enteresan. Genç bir kadın, orta yaşlı bir öğretmene aşık. Birazdan Amil Bey ve Sevda Hanım'ın stüdyomuzda nasıl buluşacağını hep beraber göreceğiz. Amil Bey geliyor, bir alkışlayalım efendim. Amil Bey neyiniz var? Çok ben mahcup görüyorum. Maalesef üzgünüm Sinan Bey, çok üzgünüm. Niye böyle üzgünsünüz, nedir daha program başlamadan? Sağ olun. Zifter içinde görüyorum. Sağ olun. Biraz daha alın da. Ağlamayın sakın. Ağlayacak gibi bir his var içimde. Ağlayacak mısınız? Her an olabilir. Sevgili Sinan Çetin. Nişanlı beni terk etti. Neden efendim? Orada da hiçbir sebep yokken birdenbire hem döner sermayeyi hem beni terk edip gitti. Allah Allah, siz hiçbir şey yapmadınız mı? Hayır, siz hiçbir şey yapmadan niye gitti? Niye gitsin? Öyle bir şey neden olsun? Yani kayda değer bir şey yapmadım şerefsizim. Amir Bey, mutlaka bir problem olması lazım. Yapmadım diyorum Sinan Bey. Böyle kayda değer bir şey yoktu. Konuşuyorduk. Birdenbire yüzüğü fırlattı suratıma. Çarptı kapıyı, çıktı gitti. Amir Bey, ya gerçekleri anlatacaksınız bana ya da burada boşu boşuna biz ağlayacağız karşı karşıya. Sağ olun. Gerçek nedir? Mendil vereniniz bol olsun. Gerçek. Konuşuyorduk. Evet. Ben galiba biraz sesimi yükselttim. Ama normaldi yani, kontrol edemedim birdenbire. Tokat falan var mı? Hayır, hayır, ben ona nasıl kıyarım? Nasıl kıyarım ben ona? Nasıl yaptınız? Bir anlatın o anı. Geldi odaya. İşte bizim bir öğretmenin tayini çıkmıştı. Onunla ilgili bana şeyler sordu. Ben de yani
Ya bu benim mesela, sen fazla bundan ilgilenme gibi şey yaparken birden sesim yükseldi herhalde. O da çıkardı fırlattı yüzü suratıma. Hem beni, hem Döner Sermayı, hem Şansal'la Erman'ı terk etti gitti şerefsiz. Ağlamıyorum. Çok fena üzüldüm ben de sizin için. Bakın efendim, size birkaç tane daha şey veriyorum. Ne yapacağız sizin için? Ne yapmak lazım bilemiyorum. Nişanlımı bulun. Nişanlımı getirin buraya. Barışsın bende. Çağıralım o zaman. Biz bir VTR'si var. Onu bir seyredelim. Biz Sevda Hanım'a gittik mi efendim? Gittik. Bir bakalım Sevda Hanım ne yapıyormuş? Olmaz olsun öyle nişanlı. Dul demedim. Kel demedim. Artı onunla nişanlandım. Peki o bana ne yaptı? Öküz gibi bağırdı. Bana çok saygısızlık yaptı. Yaptığı saygısızlığı para sayma makinesi bile sayamaz. Akan her damla gözyaşım için iki kıratlık pırlanta alsa bile affetmem onu. Artı en pahalı Japon yapıştırıcısıyla kırılan kalbimi tamir edemez. Onu Allah'a havale ediyorum. Abi be, kırmışsınız. Kesin ki kırmışsınız. Ve ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Maalesef. Maalesef. Ama hiçbir suçunuz olmadan Sevda Hanım neden sizi terk etsin efendim? Bilmiyorum. Herhalde kırdım ama sebebini bilmiyorum. Sağ ol. Bir özür dileyim. Belki buradadır. Şu anda sizi dinliyordur. Nereye konuşacağım? Şu kameraya doğru konuşun. Şu kameraya. Sevgili nişanlım. Ne olur dış etkilerden çok fazla kendinizi arındırın. Affedin beni. Peki tamam. Şimdi bence sevgili seyirciler, şu anda yapmamız gereken tek şey var. Nişanlınızı stüdyoya çağıralım. Şu kapıya bakacaksınız. Umarım nişanlınız gelir. İnşallah, inşallah. Umarım siz de ne yaptığınızı bilmeden bir daha onu kırmazsınız. Söz veriyorum, söz veriyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, sizi baş başa bırakıyorum. Sen benim kızımı nasıl güzelsin? Pakistan'ım! Pakistan'ım bir dakika, bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Hangi bir dakika? Seni eşek buradan gelinceye kadar bir döveyim de. Ya Pakistan'ım yapmayın. Sakin olun lütfen. Sus. Ne sakin olmasın? Okey kafanın pekmezini bir akıtayım da. Yapmayın. Kızıma yanaşma. Şuraya beni kurtarın. Görsün. Kurtarın beni. Ne oluyor efendim burada? Kurtarın beni. Ne oluyor? Sağ olun Sinan Bey. Film gibisiniz şerefsizim. Allah sizden razı olsun. Beni kurtardınız. Ayşem. Ayşem. Sen ne arıyorsun benim kollarımda be? Şimdi şöyle oluyor abim. Ayşem'le birlikte Darıca Hayvanat Bahçesi'ni geziyorduk. Gezerken güreşen develeri seyrederken siz aniden dürtüklediniz. Gerisini biliyorsunuz zaten. Elektrikler geldi. Çabuk iş başına. Çabuk iş. Şuna abim. Allah'ım ne olur utandırma. Çok duydum Afet Hanım. Sağ olsun, ismin ben gelmeden benden önce gider. Baş belası geliyor dediniz herhalde. Yok, aksine çok sevindik. Sevindiniz mi sahi? Bizim sizin gibi eğitime gönlünü vermiş, bu işi hayatına adamış nefelere ihtiyacımız var Afet Hanım.
Burası İstanbul gibi değil, küçük yer. Bize yeniliklerin gelmesinde yardımcı olacaksınız. Sizin gibi bir eğitimciyle tanıştığım için çok mutlu oldum. At gözlüklerle etrafa bakamaz Zafet Hanım. Her şey çok hızlı ilerliyor. Ayak uydurmak için koşmamız gerekiyorsa koşarız. Çok sevindim. Bir döner sermayemiz var okulda. Sizin de mi? Evet. Ama o sermayeyle kütüphane ve laboratuvar yaptırdık. Siz de okulumuzun bir eksiğini görürseniz söyleyin, hemen yapalım. Çocuklarımızı geri bırakmayalım. Elimden gelen her şeyi yaparım efendim. Sizin için öğretmen evinde bir küçük oda hazırladık Afet Hanım. Küçüktür ama temizdir, merak etmeyin. Bellileri temizletmediniz inşallah. Yok efendim, bellerin bağışlarıyla bir ademe daha tuttuk. Malumunuz devlet bir hizmetli verebiliyor. Neyse ki velilerimiz de çocukların eğitimi için canla başla çalışıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Burada bana ihtiyaç yok galiba. Duyamadım öğretmen hanım, affedersiniz. Yani burada olmaktan çok mutluyum diyorum. Biz de çok sevindik. Okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Cuma günü 11 Ekim. Ben yeni tarih öğretmeni Ahmet Güç verir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Afet Hanım. Matematik öğretmeni Zeynep. Çok sevindim. Öğretmenim, beni hatırladınız mı? Zuhal Kutlay. Zuhal? Zuhal? Konya Atatürk Lisesi. Evet. Evet. Ay canım, canım yavrum. Ah canım. Sen ne yapıyorsun buralarda? Ben burada müzik öğretmenliği yapıyorum. Bir de rehberlik öğretmenliği yapıyorum öğretmenim. Ah tabii, sen sınıfın en güzel sesli kızıydın değil mi? Tabii. Ben de sizi hiç unutmadım Afet öğretmenim. Ben de seni unutmadım yavrum da. Artık bana öğretmenim de mi, meslektaşız değil mi efendim? Olsun, siz benim hala öğretmenimsiniz Afet öğretmenim. Ama hoca değil biliyorum, hoca camide. Bravo. Abi buyurmaz mısınız? Afet Hanım, okulumuz sizin geldiğiniz İstanbul'daki okullar gibi lüks değil. Ama eğitim için ihtiyacımız olan tüm gereçlerimiz mevcut. Çok güzel. Affedersiniz, merakımı mazur görün. Siz ek iş yapan yok mu? Tek tük var Afet Hanım. Pek ek iş yapmıyoruz. Buralarda geçinmek büyük şehirlere göre daha kolay. Burada uygun evler var. Kiraları da çok düşük. Sebze meyve fiyatları da uygun. Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Tabii İstanbul gibi değil tabii. Borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelen beraat... Bu öğrencileri hiç anlamıyorum canım. Kopya mı çekiyorlar nedir? Bütün soruları doğru cevaplıyorlar. Hiç zannetmem Beytullah Hoca. Bunca yıldır bu okulda öğretmenlik yapıyorum. Kopya çeken sadece iki öğrenci yakaladım. Keratalar hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli Allah için. Küçük şehirdeler. Başka şansları yok. Okumak zorundalar. Siz yeni tarih öğretmeni alıyorsunuz değil mi efendim? Evet efendim, Afet Güç verir. Hayırlı uğurlu olsun Afet Hanım. Bir çay alırsınız herhalde. Verirseniz içerim. Sağ olun. Ben de bir şeyler yapmışım. Sağ olun. Günaydın çocuklar. Sağ olun. Oturun. Ben bu sınıfa ilk defa geliyorum değil mi? Evet öğretmenim. Pekala, tahta tertemiz. Karabiber de kokmuyor. Ben Uğur olarak ilk defa bir sınıfa girdiğim zaman mutlaka bir öğrenciyi kendi sandalyeme oturturum. Sen gel bakayım. Otur bakayım iskemleye. Gel şimdi. Dön arkanı. 20 oturabilir miyim öğretmenim? Hoca camide. Hoca değil öğretmen. Ben de size öğretmenim dedim. Öğretmenim mi dedin? Evet. Tamam, geç yerine. Evet. Şimdi bakın. Bu ilk tanışmadır. Öyle ders kaynar diye zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Derse hemen başlıyoruz. Mondros mütarekesini anlatın bana. Kim anlatacak? Hepiniz biliyor musunuz?
Evet öğretmenim. Ortaka sen anlat. Ortaka kim öğretmenim? Karıştırdım. Sen kendini bana tanıt ve mütarekeyi anlat. 763 Çenler Yıldırım, Mondros Mütarekesi, 30 Ekim 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu anlaşma ile ateşkes ilan edip savaştan çekilmiştir. Anlaşmayı Osmanlı Devleti adına Raif Orbay, bir Agamemnon isimli bir Yunan gemisinde yapmıştır. Af! Boşuna üniversite birincileri Anadolu'dan çıkmıyor. Aferin bizim. Bilimliler, çalışkanlıklar. Okulumuz eski düzenine kavuşmuştur. Anarşi ve terör sona ermiştir. Bundan sonra okulda sadece benim borum ödeyecek. Anlaşıldı mı sevgili pıtırcıklarım? Artık hata yapan affetmem. Buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Çatlak yerinden! Konuşma bitmiştir. Hadi sınıflarınıza. Alın. Memnun. Bu anarşistleri hücrelerine tık. Tık amirim. Hadi bağlım. Hadi bağlım. Erkekler sınıflara. Hadi bağlım. Çabuk olsanıza ya. Hadi bağlım. Yürüyün. 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 Ya alo, 11 be, yakışıyor mu böyle sessiz durmak gençler? Harbiden ayıp oluyor ha. Evet, hadi birkaç abi kalk ya. Beni biraz kendime bırakın arkadaşlar. Vallahi iyi değilim ya. Abi, burada kimse seni kendine bırakmaz, tamam mı? Ya seni anlıyoruz. O senin ne kadar öğretmeninse bizim de öğretmenimizdi. O senin ne kadar ablansa bizim de o kadar ablamızdı. Hadi şimdi, hadi birkaç kalk ya abi delikanlısından. Sağ ol Ortega. Beyler, aklıma bir fikir geldi. Aa, aklına geldiğine emin misin? Ha yoksa böyle kafanın yakınlarına kadar gelip de beynini bulamayınca geri mi döndü? Arkadaşlar, arkamda duran dil Barbie mi? Dilinden kendisini göremiyorum da. Yok abi, o dili değil, gıdısı gıdısı. Beyler, önümüzdeki ders Cumhur Hoca'nın sınavı var. Sol tahminde. Gelin toparlanın şuraya, toparlanın. Savaş planına çıkıyorum. Bizim savaş taktiğimiz neydi abi? Düşmanın en zayıf noktalarına, derinlemesine nüfuz ederek onu bir anda yok etmek. Bit 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 bit. Bit 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 bit. Bit. Oğlum, Cumhur Hoca'nın zayıf noktası neresi? Herhalde kalbi. Hayır, kalbi olmaz. Kalple şaka olmaz abi. Göze ne dersin? Hatta gözlüklere. Cumhur Hoca'nın gözlüklerini bu elimde gördüğünüz firmamızın ürünü olan binbir meşakkatle yapılmış vizyonu geniş gözlüklerle değiştireceğiz. Cumhur Hoca bu şişe dibi gözlükleri takmak suretiyle etrafını görememeye başlayacak. Bizim kopya çekmemizi sağlayacak. Öpeyim mi? Öpme. Öpmeyeyim. Öpmeyelim abi. Kopya çekelim. Şakır şakır kopya çekelim şerefsizim. Bravo Beyleman. Kopilim. Peki bu binbir meşakkatle yapılmış teknoloji harikası gözlüğü nereden buldun lan? Oğlum bunlar babaannemin gözlükleri. İki fonksiyonu var. Takıyorsun abi, dizi seyrediyorsun, nakış işliyorsun. abi bence bu son derece meşakkatle yapılmış teknoloji harikası gözlükle Cumhur Hoca'nın gözlüğünü kimse değiştiremez, her iddiaya varım. Ben varım eleman. Zaten en önde oturuyorum, en kolay ben değiştiririm. Ayşe, kırıcı oluyorsun. Ayşe deme oğlum. Ayşe deme oğlum. Ver abi. Tamam ya, bir kereden bir şey olmaz. İyi hadi 11 be, eller ortaya. Haydi. Ah haydi. Karı yine de yosunudur ökümüz. Sınavlar hep asılıdır bizim aşkımız. Yolda bata yoksa yılan öğrenciyiz. Hep umutlu hep de şanslı. Ay
lan bu? Şaşırmış mı? Şuursuz oğlum bu. Günaydın dostlar. Sağ ol Sultan Bey. Şartlar olgunlaşmıştır. Oturun. Arkadaşlar, bir sürü işkenceye maruz bırakılmama, gece gündüz aç kalmama ve hatta bir sürü deneyde kullanılmama rağmen hafızam hala sapasağlam, son tahlilde. Bu yüzden... Ya ben bu ipi niye bağlamıştım ki parmağa? Neyi unutmamak içindi ki? Boşuna sevinmeyin. Hatırladım. Sınav yapacaktım. Sıraların üstünde hiçbir şey kalmasın. Kolba çekmek yasak. Son pas. Hadi. O da demiş. Bu gözlükle neyi görüp nasıl sınav yapacaksak. Olamaz. Olamaz. Daha net görüyorum. İki haftadır gözlerimin numarası ilerledi diye endişe ediyordum. Ama şimdi cam gibi görüyorum. Cam gibi. Evet. İşte sınav kağıdı. Şimdi herkes bir arkasına iletiyor. Son 10 dakika. Öğretmenim. Ben yeni bir kağıt daha alabilir miyim? Bitti de. Başka kağıt yok. Elinizdekiyle yetinmesini öğrenin dostlar. Al süzme. Ben hiçbir şey yazmadım abi. Kalbim kadar tertemiz bir sayfa. Sağ ol. Ben size veda etmeye değil, hepinize teşekkür etmeye geldim. Hepiniz çok zeki, saygılı, karakter sahibi çocuklarsınız. Bütün öğretmenlik hayatımda en zevkle derse girdiğim sınıfsınız. Ben bana gösterdiğiniz saygı için, kendinize gösterdiğiniz saygı için size teşekkür ediyorum. Görmeden gidebilmeyi ne kadar isterdim. Sana bir daha veda etmek istemedim. O kadar çok ettim ki sayısını ben bile unuttum. Her veda yeni bir başlangıç değil mi artık? Senden tek bir isteğim var. Beni unutma. Ne olur artık gidin, daha fazla zorlaştırmayın hadi. Sen gitmeden biz bir yere kıpırdamayacağız abla. Öğretmenim gitmeyin, bizi bırakmayın ne olur. Ama öğretmenlik böyle bir şey Biricik. Şimdi ben gideceğim, orada yepyeni bir hayatım başlayacak. Sizler gibi pırıl pırıl yeni öğrencilerim olacak. Biz pırıl pırıl değildik ki öğretmenim. Bizi siz adam ettiniz. Sizler harika çocuklarsınız. Çağırıyorum. Ah,
Hoşça kalın. Hep böyle temiz kalın. Ve burada kalın. Tamam, ne olur.